Dünya nefesini tutmuş, Afganistan'daki gelişmeleri izlerken Yeni Şafak gerçeğin izini sürmek üzere Kabil'e gitti. İşte Batı medyasının çizdiği ürkütücü tablonun atmosferinde çıkılan o yolculuğun perde arkası. Yeni Şafak olarak hem yaşanan dramın hem de gerçeğin izini sürmek için Kabil'e gittik. Batı basınının çizdiği ürkütücü tablonun verdiği endişeyle çıkılan yolculuk Pakistan'da başladı. Muhabirimiz Ayşemine Alioğlu, Afganistan'a sivil uçuşlar durdurulduğu için İstanbul'dan İslamabad'a, oradan da araçla 5 saatlik yolculuğun ardından sınır kapısının olduğu Peşaver'e ulaştı. Döviz girişine izin yok. Afganistan'ın Torham kentiyle Peşaver'i sadece demir teller ve birkaç peştun asker ayırıyor. İşlemler için sıraya giriliyor, insanlar tek tek aranıyor, ülkeye döviz sokulmasına izin verilmediği için belirli bir miktarın üzerindeki paraya el konuluyor. İşlemlerin ardından kapı geçilip Afganistan'a giriliyor. Tek başına ve burkasız. Ülkeye girişte ilk olarak Taliban kadınların tek başına ve burkasız seyahat etmesine izin vermiyor gibi haberler akla geldiği için seyahat büyük bir endişeyle başlıyor. Muhabirimiz üzerinde ferace ve Türkiye'deki gibi örttüğü başörtüsüyle Kabil'e tam 5 saatlik yolculuğun ardından ulaşıyor. Yollar 40 yıldır savaşta olan bir ülkeden beklenmeyecek kadar düzgün. Yol boyunca çok sayıda Taliban noktasından geçilmesine rağmen herhangi bir müdahale olmadı. Müzik yasaklandı iddiaları da araçta çalan kesintisiz müzikle boşa çıkıyor. Taliban'la hatıra fotoğrafı. Başkent Kabil'e varıldığında oldukça hareketli bir günlük yaşamın ortasına düşülüyor. 200'e yakın insanın öldüğü bir şehre göre sokaklar oldukça canlı. Yasak iddialarına rağmen çarşı pazarda yüzleri açık ve tek başına dolaşan kadınlar var. Buna Taliban'ın hiçbir müdahalesi yok. Taliban unsurları birlikte fotoğraf çekilmek istediğini söyleyen muhabirimize hiç itiraz etmeden gülerek objektife poz verdi. Kaosun merkezi. Kısa bir şehir turundan sonra kaosun merkezi olan Kabil Havalimanı'na yöneliyoruz. Saldırıların üzerinden kısa süre geçmesine rağmen olayın tanklarının aynı havaalanında tekrar toplandığı görülüyor. Havalimanına giden yollarda sonu gelmez insan ve araç trafiği var. Bölge ülkeyi terk edip Türkiye, ABD ve Avrupa'ya gitmek isteyen Afgan halkının içinde olduğu servisler ve taksilerle dolu. Patlamanın yaşandığı yer Taliban askerleri tarafından korumaya alınmış. Havalimanı daha gergin. Havalimanı binasına girişler Taliban'ın kontrolünde. Şehir merkezine nazaran burada hava daha gergin. Şehirde 4 canlı bomba dolaştığı iddiaları nedeniyle Taliban güçlerinin tavrı burada oldukça sert. Kalabalığı dağıtmak için sık sık havaya ateş açıyorlar. Bu bazen dakikalarca sürüyor. Ancak kalabalık umursamaz halde bölgeye akın etmeye devam ediyor. 12 kişiyle nöbet. Mustafa Rezai 12 kişilik ailesiyle günlerdir Kabil Havalimanı'nda ABD'ye gitmeyi bekliyor. Daha önce uluslararası firmalarda yöneticilik yapan Rezai, kendimizi burada güvende hissetmediğimiz için gitmek istiyoruz. Bütün ülkelere başvurduk, hiçbiri cevap vermiyor. Ben onlarla çalıştım ama hiçbiri bizi kabul etmiyor. Sadece ABD'den belge alabildik, ona da Taliban izin vermiyor diye konuştu. Çocuklarımızın geleceği için. Peş peşe yaşanan patlamalar esnasında Kabil Havalimanı'nda bulunduğunu anlatan MA, kaçmak yerine sese doğru gittiğini söyledi. Her yer kan gölüne dönmüştü. Yaralılar inşaat arabalarıyla taşınıyordu diyen MA, bugün baktığımda en kötüsü ne biliyor musunuz? Afgan halkı olarak biz ölüme, patlamaya, fakirliğe, yokluğa alıştık. Normal bir yerde patlama olsa kalabalık kalır mı? Taliban'dan korkmuyoruz. Biz çok fakiriz. Çocuklarımız okusun istiyoruz sözleriyle Taliban'dan değil çaresizlikten kaçtıklarını ifade etti. Bizi unutmalarından sıkıldık. Ailesiyle birlikte 3 gündür havalimanında beklediğini belirten Vice Berakat, tüm ailemle Fransa'ya gitmek için buraya geldik. Vizemiz ve oturum iznimiz var. 7 çocuğum yanımda. Belgesi olanlarla olmayanlar havalimanında karışmış vaziyette. Fransızlarla iş yapıyordum. Şimdi onlar bizi bırakıp gitti. Kendilerini kurtarma derdinde bizi yüzüstü bıraktılar, dedi. Amerikalıların kendilerini yüzüstü bıraktığını söyleyen Abdullah Muhim de şöyle konuştu. Çocuklarımı onların okuluna gönderdim. Yıllardır Amerikalılarla iş yapıyorum. Belgelerim olmasına rağmen burada kaldım. Bomboş uçaklarla gittiler. Herkesin bizi unutmasından çok sıkıldık.
Dünya nefesini tutmuş Afganistan'daki gelişmeleri izlerken Yeni Şafak gerçeğin izini sürmek üzere Kabil'e gitti. İşte Batı medyasının çizdiği ürkütücü tablonun atmosferinde çıkılan o yolculuğun perde arkası.